İyi günler. Bugün 25 Kasım 2014 Salı. İşte günün gazete başlıkları. Akşam silahsız ilkbahar çözüm sürecindeki diyaloğun yeniden başlamasıyla birlikte gerçekleşen görüşmelerin ardından nihai hedef için ilk somut tarih geldi. HDP Genel Başkanı Demirtaş, her şey yolunda giderse ilkbaharda silahları bırakma çağrısı gelebilir dedi. Dünya ihracat yapan satış karlılığını ikiye katlıyor. Ölçek büyüdükçe ihracat ve tasarım yapan firmaların karlılık oranlarındaki fark da açılıyor. Habertürk, bu ateşi söndürün. Sırp ve Yunan taraftarlar Türklere karşı sosyal medyada intikam sloganları atıyor. Hürriyet, yabancı gelin torbada, iç güvenlik paketi olarak hazırlanan torba yasada sürpriz düzenleme. Vatandaşlık almak isteyen yabancı gelin ve damatlar genel ahlaka uygun sicile sahip olmak zorunda. Milli Gazete, ahlaka davet. Meydanlarda, genel kurullarda, ekranlarda, manşetlerde kavgaları dillere destan, mesele AB'nin talepleri olunca el ele kol kola CHP ile AKP Tiran'da sapkınlık seminerinde buluştu. Milliyet, 25 bin zehirli pabuç oyunu. Çin'den gelen ayakkabılarda kanserojen madde belirlendi. İmhaya götürülen kutuların içindeki ayakkabıların değiştirildiği ortaya çıktı. Posta, yemin ettiler. Kayseri'de dün Öğretmenler Günü nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda kutlama vardı. Bu kutlama sırasında Kayseri'de göreve başlayan öğretmenler de meslek yemini etti. Tüm yeni atananlar temsilen sahneye 6'sı kadın 11 öğretmen çıktı. Sabah, paralele yeni kod adı PDYPÖ. Resmi yazışmalarda Gülen örgütüne yeni bir tanım getirildi. Paralel devlet yapılanması Pensilvanya örgütü. Star, ya yargıç vatana ihanet ederse Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ihaneti vataniye içerisinde olursa suçludur. Peki yargıç ihaneti vataniye içinde olursa ne olur dedi. Takvim, o kafaya çeki düzen. YSK ile Rütük, Erdoğan'ı ekrana çıkardınız diye ATV ve A Haber'e ceza kesti. Siyasetçiler yasa değişikliği şart görüşünde birleşti. Türkiye, Başbakanın öğretmeni, beni Ahmet'e emanet edin. Kendisi de öğretmen olan Davutoğlu, hocalarıyla anılarını anlatırken duygulandı. Vatan, valilere süper yetki. Meclise sunulan 43 maddelik iç güvenlik paketine göre vali ve kaymakamlar polise savcı gibi emir verebilecek. Yeni Akit, tek dertleri petrol. Erdoğan, Batı için insanlığın fok kadar değeri yok dedi. Kadem, 1. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de 300 bine aşkın insanın öldürülmesine rağmen hala dünyanın sesini çıkarmadığını belirterek, kendileriyle hep görüşüyorum ama söylediklerimle kalıyorum, en ufak bir hassasiyetleri yok, tek hassasiyetleri var petrol dedi. Yeni Şafak, IŞİD istifası. Suriye ve Irak'ta IŞİD'le savaşın öncülüğünü yapan Amerika içeride fire verdi. Obama'nın IŞİD politikalarına isyan bayrağı açan Savunma Bakanı Hagel istifa etti.